Değerli basın mensupları, Bakanlar Kurulumuz bugün rutin önergeler yanında kamu taşımacılığı ile ilgili şöyle bir karar almış bulunmaktadır. Bundan sonra kamu taşımacılığında şoförlük yapacak olan kişiler ya KKTC yurttaşı olacaklar veya 6 yıl arka arkaya çalışma izni olan ve 5 yıl süreyle KKTC ehliyeti olan kişiler kamu taşımacılığında şoförlük yapabilecek. Bu önemli bir karardı. Bu alanı kontrol altına alabilme açısından alınmış bir karar. Bir tüzük değişikliğidir bu. Bir diğer önemli karar hayvan ıslahı yasasıdır. Bundan sonra hayvan nesillerinin ıslahı yönünde ciddi adımlar atabilmek için ve bu alanı kontrol altına alabilmek için hayvan ıslahı yasası bugün Bakanlar Kurulu'ndan geçmiş ve meclise sevk edilmiş bulunmaktadır. Bir diğer konu enerji verimliliği stratejik belgesidir kabul edilen. Bundan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden karbondioksit emisyonunun azaltılması yönünde adımların atılması için nelerin yapılması gerektiği bir strateji belgesi halinde alt alta dizilmiş bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının birinci enerji üretiminin en az %10'unu sağlaması hedeflenmektedir. Ve tabii ki binaların enerji verimliliği, enerji verimliliği konusunda ve enerji tasarruf konusunda farkındalık yaratma, beyaz eşyada su pompalama sistemlerinde enerjinin verimli kullanılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması yönünde bir enerji verimli strateji belgesi kabul edilmiş bulunmaktadır. Ve bu yönde bir çalışma ortaya konacaktır bundan sonra. Bir başka konu küçük orta işletmeci ölçekli arıcılık işletmelerinde bir destekleme işlemi yapılacaktır. Bal ısıtma depolarının yurt dışından ithaline %50 destek verilecektir. Benim bugün söyleyeceğim bu kadar. Bakanlar Kurulu kararları ile ilgili.